gökyüzü rehberiniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba, 25 Temmuz'da sevgi, aşk, ilişkiler, sanat ve güzellik temsilcisi Venüs retro harekete başlayacak. Venüs 5 Haziran'dan bu yana Aslan Burcu'nda hareket ediyor. Burada Jüpiter'le de temas eden Venüs, ilişkiler, aşk, romantizm, sevgi, ortaklıklar, sanat, güzellik, eğlence ve parayla ilgili kavramlarda bu dönemde biraz daha şanslı ve cömert bir pozisyondaydı. 19 Temmuz'da ise Venüs Başak Burcu'na geçerek daha soğuk ve ciddi enerjiler yaymaya başlayacak. Aşk, ilişkiler ve maddi konularda daha planlı, programlı, güvenli hareket etmek isteyecek. Her bir buçuk yılda bir Venüs geri harekette bulunur. Bu yıl 25 Temmuz'da Başak Burcu'nda başlayacak olan e, retro hareket 31 Temmuz'da Aslan burcuna doğru gerileyecek. Venüs 6 Eylül'e kadar Aslan burcunda gerilemeye devam edecek. Venüs Güneş'in batısında kaldığı dönemlerde Afrodit, doğusunda kaldığı dönemlerde ise Lucifer olarak adlandırılır. Şu sıralarda Güneş'ten sonra doğan Afrodit pozisyonundaki Venüs 25 Temmuz'da retro harekete başlayacak ve 15 Ağustos'ta Güneşle kavuşum yapacak. Bu kavuşumun ardından güneşten önce doğmaya başlayacak ve Lucifer pozisyonunda olacak. Astrolojik öngörüler ve yorumlarda çok önemli etkilere sahip olan Venüs, geri gittiği dönemlerde enerjisini içe döndürür. Gücünü tam anlamıyla gösteremez. Aşk, sevgi, ilişkiler, estetik, kozmetik, makyaj, saç bakımı, kadın güzelliği ve cinsellikle ilgili olan Venüs'ün retrograde olduğu dönemlerde estetik bakımlar, estetik amaçlı ameliyatlar ve kozmetiklerden kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Venüs Aslan Burcu'nda özellikle aşk, romantizm, hamilelik, doğum, çocuklar, sanat, eğlence, organizasyonlar, para, altın, kalple ilgili alanlarda hassasiyeti arttırabilir. Bireysel horoskoplarda Venüs kişinin sevgisini nasıl ifade ettiğini, kendini başkalarıyla nasıl paylaştığıyla ilgili değerleri etkiler. İlişkiler açısındansa Venüs retrosu dönemlerinde daha çok yarıda kalmış ilişki, aşkla ilgili konuların yeniden gündeme geldiği görülebilir. Bunun yanı sıra beklenmeyen hamileliklerin, gayrimeşru çocukların da çok doğduğu dönemlerdir Venüs retroları. Bu dönemde genelde aşk dürtülerimizi, çekicilik, bilinçli duygusal cevaplar, kişisel değerler ve ortaklıklarla ilgili fikirlerimiz değişebilir. Bu aynı zamanda o anki ekonomik şartlar ve kişisel olarak sahip olduğumuz şeylerle de ilgili olarak davranışlarımıza yansıyabilir. Bu dönemlerde evlenmek, boşanmak, bu konularla ilgili işlemleri başlatmak, iş ortaklığı kurmak ve diğer her türlü profesyonel işler için uygun bir dönem kabul edilmeyebilir. Venüs Retro süresince bu dönemde 3-6 Ağustos aralığında Akrep Burcu'ndaki Satürn'e de kare yapacak. Bu dönemde özdeğer konularında sıkıntı, yetersizlik, değersizlik hissedebiliriz. Romantizm konularında beklentilerimiz artabilir ancak bunların karşılanması zorlaşabilir. Sosyal yaşamda daha çekimsel olabiliriz. Eğlence, sanat, sahne sanatları, gösteriler, organizasyonlarla ilgili sorunlar ve engeller oluşabilir. Hamilelik, doğum ve çocuklarla ilgili konulara da temkinli yaklaşmak gerekiyor. Maddi konuları da yöneten Venüs bu dönemde maddi yetersizlik yaratabilir. Özellikle finans piyasaları, spekülatif piyasalar, altın gibi değerli madenlerin yatırımlarında dikkatli hareket etmek gerekiyor. Retronun yaz dönemine denk gelmesi ve birçok evliliğin düğünün bu dönemde yapılması Venüs'ün etkisini de daha da hissettirecek gibi görünüyor. Özellikle düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek aksilikler, hediyeler ve altın beklentisindeki hayal kırıklıkları, İlişkilerde yaşanabilecek ego savaşları biraz huzur kaçırabilir. Venüs'ün Güneşle kavuşup Lucifer pozisyonuna geçmeden önceki dönemde bir hafta kadar karanlıkta kalması, yani 15 Ağustos ve yakınlarındaki dönemlerde Venüs'ün bazamik fazı gibi düşünebiliriz. Tüm Venüsyen konularda biraz daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Aşk ilişkilerinde problemler, aşk üçgenleri, cinsellikle ilgili sorunlar, aldatmalar, istenmeyen gebelikler, gayrimeşru çocuklar, hamilelik ve doğumla ilgili konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Venüs 6 Eylül'de ileri harekete dönecek ve 9 Ekim'e kadar Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Venüs Retrosu'nun etkilerini Burcunuz ve Yükselen Burcunuza göre haftalık ve aylık videolarımızda mutlaka takip edin. Hoşça kalın.